Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dilek trigger'ını göreceğiz. Dilek trigger'ını öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar, bizim bunun için benim kendi modelime göre iki tane tabloya ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar departman tablosu. Diğeri ise yani departmanın yedeğini aldım. Backup dedim. Veri tabanımız her zaman kullandığımız test olacak arkadaşlar. Use test yazıp F5'e basıyoruz. Aktif olarak bunu kullan diyelim. Ardından arkadaşlar tablolarımı oluşturuyorum. Daha önce görmüştük bunları. Şuradaki cümlemi seçiyorum komple. Hatta şurayı da I yapalım. Kötü olmasın yazın. Seçiyorum arkadaşlar önce burayı. Komple hangi cümleyi çalıştırmak istiyorsa yoksa bütün hepsini aynı anda işlemi almaya başlar. Aklınızda olsun. Seçtikten sonra F5'e basıyorum. Yani burada benim şu an departman tablom oluştu. Bunu da şöyle yapalım. Enter diyelim. Department. Gördüğünüz gibi arkadaşlar departman numarası, adı, lokasyonu geldi. Ardından bir de bunun yedeğini alayım. Çünkü yedek tablosundan arkadaşlar verilerimi sileceğim ben. Burayı seçiyorum, F5'e basıyorum. Orayı da bir select atalım. Yani siz de rahat görün, kafanız da rahat olsun. Aynı şekilde bir tablomuz daha var. Altta da tabloma ben şimdi değerler atacağım arkadaşlar. Yani nedir bu değerler? Yine aynı şekilde şunları değiştirelim. Ha, gerçi yazılım uzmanı, test uzmanı var. Bu da yazılım mimarı olsun burası da. Şu alt tarafı da değiştireyim. Bunların ilki arkadaşlar benim departman numarama denk gelir. İkincisi departman adıma denk gelir. Lokasyonu da vermiş. Aslında departman tamamlamış tane yani burada. Biraz daha title gibi kullanmışız. Ama artık kusura bakmayacaksınız birazcık. Ardından departman tablosu için seçiyorum bu verilerimi ben. F5'e basıyorum arkadaşlar. Böylelikle verilerim işlenmiş oldu. 3 tane verim affected diyor. İşlendiğini söylüyor. İkincisi için de yedek tablom için de tekrar ve F5 çekiyorum. Ardından tekrar bir select çekeceğim ben. Select yıldız from demeden önce şöyle azıcık daha aşağılım. Rahat görün şöyle. Use testten itibaren başlıyoruz. Department F5 verilerim var. Select yıldız from backup yemedi. Bazen boşluk çalışmıyor burada. Ctrl ile boşluk tamamlamıyor kendisi. Gerçi bizim syntax hatamız var burada. Belki o da etkili olmuştur. Tekrar deneyelim. Geldi. İkisini seçip F5'e basıyorum. İkisine de eşlenik değerler var arkadaşlar. Yukarıdaki insert cümlemle gelen değerlerim. Ardından şimdi arkadaşlar başlayalım. Delete trigger yazalım. Öncelikle arkadaşlar Go kelimesini kullanmaya alışkın olun. Genelde pek önemsenmiyor ama kullanılsa iyi oluyor. Ardından oluştur diyorum. Ne oluşturacağız? Trigger oluşturacağız kendimize. Deleted trigger today. İsmi bu olsun arkadaşlar. Adını verdik. Oluştur dedik. Ardından arkadaşlar 10 diyorum. Yani burada şurada hep yanlış şeyi kullanıyorum ya. Hani alışkanlık. Şunu kullanmamız gerekirken yorum için.
Hangi tabloda geçerli olsun kısmı burası da. 10 diyorum arkadaşlar. Department. Ne zaman? After delete. Delete'den sonra bir tetiklensin bana diyorum. Bizim burada neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Bir tek ID'sini alsak, departman numarasını alsak yetiyor. Tam ID değil ama departman numarasını alsak yetiyor. İkisinde de çünkü eş değerlerimiz var. Diyorum ki tanımla. Neyi tanımla bana? Dept no'yu bana tanımla. Ne diyelim? Alacağım veriyi tanımla. Başka bir kısıt almak isterseniz onu da aynı şekilde şu şekilde tanımlarsınız. Deklara yazıp. Ardından diyorum ki gel biz seninle başla. Asıl işlemlerimizi yapacağımız yer arkadaşlar. Ne diyelim? Delete. From. Nereden? Backup departmandan. Ver diyorum. Neydi? Depth no. Depth no eşittir. At. Depth no. Burada arkadaşlar atladığımız bir yer var. O da şurası. Depth no'yu hiçbir şeye eşitlemedik şu an. Şöyle yapalım. Yani en son atarız. Select. Evet, hatta şöyle. Daha oturması açısından. From. Light. Deleted diyelim. At. Depth no neye eşit? Tabii ki de depth no'muza eşit arkadaşlar. Burada niye kızıyor? Neyi eksik yaptık? Eksik olduğunu düşünmüyorum ben. Çalıştıralım. Bakalım. Ha, kızıyor. Bazen kendi kendine de kızıyor. Çünkü select'imiz var. From'umuz var. Delete'imiz var. Delete olduktan sonra şunu da böyle yazalım. Ardından diyorum ki gel. Biz seni bir çalıştıralım. Varsa hata görelim. Begin'de deklar ettik departman numarayı. Departman numarasını kendi içinde departman numarasına eşitledik. Ardından dedik from deleted. Niye kızıyorsun hacı? Begin'de hata var. Allah Allah. After delete dedik. Hatamız tabi var. Niye olmasın? Çok haklı. Diyor ki arkadaşlar. Sen bana bir departman numarası verdin. Ama ne lan bu diyor. Senin departman numaranın diyor. Şu kısmı nerede diyor. Hemen deklar ettiğimiz yere geliyoruz. Buraya atıyoruz bunu. Ve sorunlarımız çözüldü. Şurası arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yaptım ben. Departman numarasını oluşturduk. Ama dedik ki yani sen nesin? Senin türün ne? Bunu demeyi unuttuğumuz için hani şurayı tekrar kaldırayım.
Bana diyor ki, hacı diyor, bu iş olmaz diyor. Ben neyi neye atayacağım diyor. Bu ne diyor. Elma mı diyor, armut mu diyor. Ben eşitleyecek bir değer bulamıyorum diyor. O yüzden gel diyoruz sen çaktırma. Sen çar 5 ol. Insert'te biz seni çar 5 yapmışız. Ardından seçiyoruz arkadaşlar bunların hepsini. Ve F5'e basıyoruz. Ne diyor? Department. Tabii. Bak ne diyor arkadaşlar? Böyle bir şey yok diyor. Hemen department olarak düzeltelim. Tekrar F5 diyorum. Hata almak güzel arkadaşlar. Anlık yaptığım için. Yani kafamda bir model yok. Aklıma geldiği şekilde yazıyorum. Hata alınca da hataların nasıl çözüleceğini görmüş oluyorsunuz. Biraz daha sizin açınızdan iyi oluyor. Tekrar seçiyorum. F5 diyorum. Sonunda. Sonunda biz oluşturabildik yani. Ardından arkadaşlar şimdi bir delete yapalım. Delete'den önce şöyle yapalım. Select yields from department where depno eşittir bir. Tabii bu char bir değer olduğu için şöyle yapalım. Önce verimiz geliyor mu? Geliyor. Şimdi şurayı delete select yıldız seçiyorum arkadaşlar. Oraya delete yazıyorum. Yani doğru veriyi sildiğimizden emin olmak adına. Ardından şimdi delete olurken arkadaşlar trigger devreye girecek. Devreye girecek. Yanlış yazdım sandım. Ve backup'tan veri silecek. Aynı ID demeyelim de neydi? Depno. Bunun için arkadaşlar kontrol için select yıldız from backup sileceği tablomuz. Değil mi? Yanlış vermedik. Aynen. Delete from. Verdiğimiz tablo arkadaşlar şurada. Burada verdik tablo ismini. Şurası. Şurayı yanlış yazmışım. Backup department diyorum arkadaşlar. Ardından hepsini seçiyorum. Hepsini seçmiyorum tabii ki de. Tekrar trigger yaratamayız çünkü. Ardından diyorum ki sil. Sildikten sonra kontrol edelim bakalım olmuş mu? Ve F5. Evet. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şeyimiz kalmadı artık hani. Departman numarası 1 olan datamız, verimiz gitti. Çünkü burada bir şey yaptık. Biz trigger koyduk. Bu trigger'ı da şimdi mesela gösterdi mi bilmiyorum. Şey yapalım. Disable edelim. Çünkü aktif bir şeyimiz var. Trigger'ımız var. Alter table neydi? Department disable trigger neydi benim trigger'ımın adı? Deleted trigger today. Bunu kopyalıyorum. Ve şöyle dakika hata var diyor. Burayı yanlış mı hatırladık acaba? Şöyle yapalım. F5 diyelim. Aynen. Trigger deaktif. Aktif değil. Tekrar şey yapmak için, aktif etmek için alter table diyorum. Department. Bu sefer de enable. Neyi ama enable edeceğiz? Trigger'ı. Deleted trigger today. Bir an mouse koyunca bunu seçiyorum arkadaşlar. F5 diyorum. Command successful diyor. Yani aktif ve pasif edebiliyorsunuz. Hatta şunu aktif değil kötü oldu. Pasif olsun.
Bu şekilde arkadaşlar trigger'ı kullanabiliyorsunuz. Yani nerede işler? Bir tablodan veri uçtuğu zaman diğerinden de silsin. Veyahut da aynen diğerinden zaten delete kullandık. Update falan değil bu. Yani bir durum güncellemesi yapsın diyecektim. Olmuyor. Delete'te. Update de yaparsınız onu. Benim sağlıyorum. Müşteri tablom var. Ve müşteri detay tablom var burada. Diyorum ki ben müşteri detay tablom, müşteri tablom silindiğinde gitsin. Uçsun yani. Müşteri yoksa detayına ne ihtiyaç var yani. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Müşteri uçunca bunu da pat siz uçurun. Hatta bu şey olsun size. Ödev olsun. Anladığınızı düşünüyorsanız bir tane müşteri tablosu yapın. Hani şu içerideki değerleri önemli değil. Yine bir olsun veyahut da farklı bir şeyler eklersiniz. Yani ne bileyim. Plaka eklersin, il eklersin. Adı, soyadı eklersin mesela. O verilerle oynarsın. Onun gibi size ödev olsun. Tekrar başa gelelim arkadaşlar. Neler yaptık? Aktif database'imizi seçtik. Tablolarımızı oluşturduk tekrar. Create table yaptık. Select çektik kontrol amaçlı aralarda. Ardından verilerimizi attık aralara. Sonra tekrar verilerimiz gitti mi diye bir kontrol ettik. Sizi inandırmak için yaptık burayı. Aklınızda soru işareti kalmasın diye. Ardından trigger'ımızı yazdık. Önce başladık işi. Ne yaptık? Adını verdik trigger'ın. Nerede çalışsın dedik. Hangi tabloda geçerli olsun? Departmanda. Burada A tablosu, B tablosu kafanıza göre verebilirsiniz. Tam delete'den sonra olsun. Burada şu mantığı şu arkadaşlar. Benim departman numaram kendim deklar ettiğim için etli depno yaptık. Ardından deleted'ın içindeki departman numarasını eğer böyle bir hani isimde kolon yoksa bunu eşitleyemez buraya. Muhtemelen null falan bir değer atar. Ama aynı isimde şey varsa hani aynı isimden kastım hani ne var bizde? Lokasyon var, depno var, depname var. Yani sallıyorum buraya adres diye bir şey yazarsam tabii ki de bu veri olmayacak. Hata verir. Zaten belki oluşturma anında bir hata verebilir. Yani eşlenik değerler olması lazım. Departman numaram var mı? Var. Al. Yakala. Şöyle yapalım. Yakalamak istediğin değerler. Ardından dedim ki bu da yapmak istediğin sonuç cümlen. Aslında biraz konuşmak gibi. Yani zaten veri iletişimi olarak geçiyor bunlar. Ardından arkadaşlar yapmak istediğimiz yeri de yazdık. Kapattık burayı. Delete için bir tane pat sorgu çektik. Kontrol ettik. Aktif ve yine pasif etmeyi gördük. Bu kadar arkadaşlar bugünlük. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.